olsun. Şehadeti besleneyle bir ençe ayetler okuyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tekulû limen yuqtel fî sebîlillâhi envâr. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar ölü değildir. Gördün mü? Ama siz bilemezsiniz. Ayet-i kerimesi aslında bir başka ayet var. Onu okumanızı tavsiye ederim. Âl-i İmrân suresi. O biraz daha bizi anlatıyor, günümüzü anlatıyor. Yasinleri, Hasanları, Kümalileri, Riyadları biraz daha değişik anlatıyor. Buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْوَاتًا. Sakınım ha, Allah yolunda öldürülenleri ölür zannetmeyin. Bilakis, بَلْ اَحْيَاوِنْ İnde Rabbihim yürzakun. Bilakis onlar diridirler ve Rableri katında rızıklanmaktadırlar diye bir ayet var ve devamı da geliyor. Bu konuya döneceğim. Çünkü bu konu bizi yakinen ilgilendiriyor. Yasin börüleri katledenleri de yakinen ilgilendiriyor. Dünyayı da yakinen ilgilendiriyor. Muhterem kardeşlerim, bu ayet-i kerimelerde Allah-u Teala buyuruyor ki devamında فَرِح۪ينَ بِلَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. O şehitler var ya, ölü zannettiğimiz şehitler var ya, Allah katında dirilirler, rızıklanıyorlar ve bir de Rablerinin kendilerine verdiği öyle lütuflar, öyle ihsanlar, öyle fazl-ı keremler vardır ki onunla mutludurlar. فَرِح۪ينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. Sadece kendileri mutlu değil, dikkat edin. Şehitler, Âl-i İmrân suresinde anlatıldığı üzere şehitler hem kendiler Rablerinden gelen ikram üzere mutlulukların zirvesini yaşıyorlar. Bir de bu şehitler bencil değiller ha. Hani biz de bu dünyada iyi insanlarsak, güzel insanlarsak, bir şeyler tatmışsak, yemişsek ne yaparız? Hemen sevdiklerimize gel hele gel, şundan bir al hele deriz ya, öyle deriz değil mi? Aklı başındaki güzel insanlar, kendiler eğer güzel bir şeyle karşılaşmışlarsa ne yaparlar? Onu saklamazlar. Hemen sevdiklerini gel gel şundan bir al hele, şundan bir kaşık al hele veya şundan bir yudum iç hele. Hani deriz ya, şehitlerimiz aynen böyle. Ve derler ki diyor, يَسْتَبِشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلِ. Kendilerinden sonra gelenler var ya, kendilerinden sonra gelecek kardeşlerine çağırırlar. Gelin, gelin, burada bir şeyler var. Vallahi öyle bir şeyler var ki burada. Yani onu müjdelerler. Yasin'in davetini duyduk. Hasan'ın, Riyad'ın davetini duyduk. فَرِح۪ينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ. Geriden gelenlere sesleniyorlar. Şehitler dünyada bıraktıkları arkadaşlarına, Müslümanlara sesleniyorlar. Gelin, gelin de bir
Allah'ın izniyle biz zaten cennetin kapısındaki kayıp memurun değiliz. Yani şu şehittir, şunu alıyor, öyle bir görevimiz yok. Ama şu şehitlerimiz var ya, inanırız, ben bir tane daha insandan şunu duymadım. Ya hocam bunlar öyle gerçekten şehit midir diye bir tek insandan bir tereddüt duymadım. Niye? Alınlarından okunuyor, ölümlerinden okunuyor, şehadet biçiminden o, her şeysinden. Ve herkes kalbini basıyor ki, işte bunlar şehit, vallahi bunlar şehit. Kalbimizi basıyoruz ve diyorlar ki, inanınız böyle biz de şehit olacağız diyorlar. Deyin ki ey Allah'ın görevli melekleri, bizler 21. asrın Kürdistan'ındaki Ashab-ı Kehf'iz. Kendisini yarı tanrı ilan eden bir alçağın dinine inanmadığımız için alçakça ve vahşice köpeklerini üzerimize sararak bizi şehit edip yandırdılar. İşte sizin cevabınız budur. Bizden hesap sormayın. Ey Allah'ın görevli melekleri, kanlarımız bizim hesabımızdır. Canlarımız bizim hesabımızdır.